Yemeğimizi yapmaya başlayalım. Bunun için ocağımın altını açıyorum. Önce etlerimizi güzelce kavuracağız. Bir yandan da kuru soğanımızı kavuracağız. Bir tavada etlerimi kavuracağım. Diğerinde de kuru soğanı kavurmaya başlayacağım. Kuru soğanı kavururken de biraz şeker atarak karamelize ediyoruz kuru soğanımızı. Tereyağımızı da bu tarafa alıyoruz. Soğanlarımızı yarım piyaz yapıyorum. İnce bir şekilde doğruyorum. Birinci tavamın içerisine şimdi tereyağımı ekledim. Ve bunun içerisine şimdi kuru soğanlarımı alıyorum. Hepsini ekliyorum içerisine. Ve biraz da şeker ekleyeceğim şimdi. Evet, birinci tavada kuru soğanlarımı tereyağı ile birlikte güzelce kavuruyorum. Az miktarda da içerisine şeker ekledim. Evet, soğanlarımız kavrulurken şimdi etlere geçelim. Evet, etimizi yanımıza alıyoruz. Hemen şunu söylemek istiyorum. Dana emense, özellikle emense bir doğrama stili diyebiliriz. Jülyen doğrama gibi çok ince bir şekilde doğrayacağım eti. Bakın bu şekilde. Çok ince olması gerekiyor. Eğer kalın olduğunu düşünüyorsanız bir parça daha dilimleyebilirsiniz eti. Bunu kolay bir şekilde doğramak istiyorsanız siz de evinizde eti doğramadan bir saat önce derin dondurucuya koyun. Biraz et donmaya başlasın ve daha sonra çıkartın. Bu şekilde kolayca doğrayabilirsiniz veya kasabınızdan rica edin. Kasabınız da bu şekilde size etinizi doğrayabilir. Evet, etlerimizi bu şekilde doğradıktan sonra şimdi geçiyoruz birinci etimizi kavurma işlemine. Biraz zeytinyağı koydum ve biraz da tereyağı ekleyeceğim birazdan. Etler biraz kavrulduktan sonra. Şimdi etlerimi de bunun içerisine bırakıyorum. Evet, etlerimi kavururken de şimdi tuzunu da ekliyorum. Etler kavruluyor. Kuru soğanlar da diğer tavamın içerisinde güzelce pişiyor. Şimdi bunun içerisine arpacık soğan ekleyeceğim birkaç tane. Arpacık soğanlarımı da ikiye kesiyorum. Şimdi diğer etlerimi de doğrayacağım. Evet, soğanlarımız güzelce pişti şimdi. Biraz da karamelize oldu. Şimdi ilk pişirmiş olduğum etlerimi bunun içerisine ekliyorum. Ve diğer tavamı tekrar ocağa koyarak biraz ısındıktan sonra da geri kalan etlerimi de bunun içerisinde pişirerek tekrardan soğanların olduğu tavanın içerisine ekleyeceğim. Evet, yağım iyice ısındı ve diğer etlerimi de bunun içerisine bırakıyorum. Şimdi diğer etlerimin üzerine de biraz tuz ekleyeceğim. Evet, etlerimiz pişiyor. Şimdi et suyuyla salçamızı da karıştırarak açalım. Evet, diğer etlerim de güzelce şu anda pişti. Onları da katacağım soğanların içerisine. Evet, wok tavamı şimdi bu tarafa alıyorum. Ve diğer etlerimi de bunun içerisine ekliyorum. Evet, hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi bunun içerisine biraz önce hazırlamış olduğum salçalı sosumu da ekliyorum. Hepsini güzelce karıştıralım. Evet, bu şekilde ortalama bir 10 dakika kaynattıktan sonra emensem servise hazır. Evet, dana emensemiz şu anda servise hazır. Güzelce pişti. Ocağımızın altını kapatalım. Servis yapmak için şimdi tabağımı da alıyorum. Dana emenseyi servis ederken üzerine az miktarda krema da gezdirebilirsiniz. Evet, bu şekilde biraz krema gezdiriyorum. Birkaç parça kekik ve yine birkaç parça da tarhundan üzerine bu şekilde koyabilirsiniz. Ve yemeğimi bu şekilde servise sunuyorum.